net bir şekilde anlasın, kalemi çoktan kırıldı hem de bizzat Erdoğan tarafından. Ben 6 ay önce bugün Sedat Peker'in anlattıklarını anlatıyordum. Bir yıl önce de anlatıyordum. Bugün de buradan Sedat Peker'e ben anlatmış olayım. Sevgili dostum, senin kalemin çoktan saray tarafından kırıldı. E Sedat Peker'in amacı ne, stratejisi ne? Erdoğan'a ulaşır mı? Suriye meselesi nereye varır? Buraya değinmiş olayım. Anladığım kadarıyla Sedat Peker, Süleyman Soylu biletini kaybettikten sonra şimdi artık Erdoğan'la oturup Erdoğan'la pazarlık yapmak zorunda. Erdoğan'a mesaj gönderiyor. Sedat Peker Erdoğan iyi, etrafı kötü derken, İbrahim Kalın'a mesajlar, güzellemeler yaparken onları devlet adamı gibi gördüğünü anlatırken aslında Süleyman Soylu'dan ümidi tamamen kestiğinin ve tek ümidinin saray olduğunun çok belirgin bir göstergesini hepimize anlatmış oluyor, göstermiş oluyor. Bu bir gösterge. Sedat Peker bugün biliyor ki içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasının tek bir yolu var. O da sarayda Erdoğan'ın tekrar yeniden kendisini affedecek bir mekanizmayı devreye sokması. Bugün Erdoğan'dan başka ümidi kalmayan Sedat Peker bütün konuşmalarında Erdoğan güzellemesi yapmasının altında yatan temel neden Erdoğan'ı iyi bildiğinden, etrafını kötü bildiğinden falan değil. Erdoğan'ın nerede ne olduğunu, kimlerle ne yaptığını çok iyi biliyor Sedat Peker. Erdoğan'a iyi derken bile Erdoğan'ın iyi olmadığının çok farkında. Ama Sedat Peker biliyor ki bugün %30'a yakın halk desteğiyle ve devlet mekanizmasındaki çarpık sistemlerden ötürü bütün o çarpık sistemleri de kendine bağlayan bir tek adam rejimi üzerinde inşa eden sarayda güçlü duran bir figür olarak Erdoğan olduğundan Erdoğan'a yanaşmaktan başka bir çaresi olmadığını bildikte bildiğinden aynen Alaaddin Çakıcı'nın izlediği yolu takip ediyor. Fakat Sedat Peker'in gözünden kaçan bir şey var. Kendisini çok büyük stratejisyen dahi gibi aktaran Sedat Peker'in o dahi yana aklının kavramadığı, zekasının anlamadığı bir şey var. Sedat Peker'in bugün Erdoğan'a yönelik yapmaya çalıştığı bu politikaları yıllar önce Süleyman Soylu zaten yaptı, Devlet Bahçeli zaten yaptı, Alaaddin Çakıcı hala yapıyor ve onlar bugün Erdoğan'a Etrafında durarak, yakınında durarak Sedat Peker'i çoktan dışlamış durumdalar ve Sedat Peker için hiçbir çıkış noktası yok. Ve bugün Sedat Peker buraları tırmalıyor. Almış olduğum bir duyma göre Erdoğan saraydan Sedat Peker'i oyalama anlamında Mehmet Cengiz'i devreye sokarak, Mehmet Cengiz üzerinden, onun yeğenleri üzerinden Sedat Peker'e haberler göndermeye başlıyor. Ama bu sanki hiç sarayın Erdoğan'ın haberi yokmuş gibi şöyle haberler gönderiliyor Sedat Peker'e. Ya konuşma, bunları anlatma. Bunlar devlet meselesi, bunlar sırlar. Bu önemli sırlar. Bu sırları anlatmaman lazım. Sen bu devletin çocuğusun. Bu devletin bu yaptığın şeyler ihanet anlamına gelebilir. Herkes seni böyle anlar. Sen böyle mi algılanmak istiyorsun gibi oyalamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da pazarlık için oyalanma taktiğiyle bir yere kadar Sedat Peker'i götürmeye çalışıyorlar. Peker elindeki kozları 15 Temmuz ve Suriye'ye yönelik kozlarını açıklayabilmesi için Peker'in Erdoğan tarafından kaleminin tamamen kırılmış olduğunu kavraması gerekiyor. Peker bunu anladığı andan itibaren bütün bu açıklamaların tamamını yapacaktır. Fakat o zamana kadar böyle sündüre sündüre gidecek, etrafından dolaşacak, Mehmet Ağar'a getirecek lafı, Süleyman Soylu'ya getirecek, Serhat Albayrak'a getirecek. Oradan devam ettirerek kendince bir strateji takip etmiş durumda. Bugünkü yayınında elinde belgelerin, bilgilerin olduğunu söyledi. Elbette ki bu insanlar telefon konuşmalarını, görüşmelerini kayda alırlar. Yarın öbür gün kendilerinin garantisi olsun diye ellerinde bu arşivleri tutarlar. Fakat bilmediği bir şey var. O arşivlerin hiçbir anlamı yok, hiçbir ehemmiyeti yok, hiçbir kıymeti yok. Çünkü şu anda devlet mekanizması diye bir mekanizma yok. Sedat Peker'in devletin şu mekanizması, bu mekanizması diye sığınabilecek hiçbir güç yok. Tek bir çaresi var o da saraya da pazarlık. Bu pazarlığı güçlendirme adına bu tür açıklamalar yapmaya devam edecek. Yoksa Sedat Peker aslında bütün bu olayların tamamının başında Erdoğan olduğunu, mübariz oldu hapse atanın Erdoğan olduğunu, Ağar'ın aslında Erdoğan'ın emanetçisi olduğunu çok iyi biliyor. Kokain ticaretindeki Cavit Çağlar'ın Demirören'in rolünü çok iyi biliyor. Geçen yayında ben Demirören grubundan bahsetmiştim. Bugüne kadar hiç Demirören'den bahsetmeyen Sedat Peker 5. videosunda Demirörenler'de ilgili bilgileri aktarmaya devam etti. Sedat Peker merak etmesin. O açıklaması zaten ben açıklıyorum. Araştırmalar devam ediyor araştırmalarım. O araştırmalar neticesinde ulaştığım isimleri tekrar aktarıyorum. Ve Sedat Peker'in bilmesi gereken bir şey daha var. Onun etrafındaki insanlar, sağındaki solundaki insanlar ona nasıl bilgiler veriyorlar bilmiyorum ama onun zaten sahip olduğu bilgileri neredeyse hiç bilmeyen, o alemde bilmeyen, Erdoğan etrafında bilmeyen, devletler arasında bilmeyen neredeyse kimse kalmamış gibi duruyor. Şimdi bütün bu açıklamaların neticesinde net bir şey görüyoruz. Sedat Peker Erdoğan'a pazarlık unsuru olsun diye kendince mesajlar gönderiyor. Erdoğan onu oyalama taktiği olarak Mehmet Cengiz'i kullanıyor. Zaten Sedat Peker Mehmet Cengiz'in yeğenleriyle silah ticaretinde ticaretinde yer alan bir isim. Birlikte zaten e, bazı organizasyonlar içerisinde yer alan isimler bu isimler. Birbirlerine zaten yabancı değiller birbirlerini zaten bilen tanıyan insanlar bunlar. Bu tanıma üzerinden hareket ediyorlar. Gelelim diğer bir meseleye. Bence çok daha önemli bir mesele. O da Avrasyacılar'ın ortaya attığı bir gündem var. Onlar da diyorlar ki Avrasyacılar da diyorlar ki iki bakan, bir başkan. Başkan olarak herhalde Devlet Bahçeli'yi kastediyorlar anladığım kadarıyla. Bir genel başkan olarak sanırım. İki bakanın Erdoğan'ı devireceğini ve Erdoğan'ın sağlık durumunun yetersiz olduğunu söyleyeceklerini ve iktidara el koyacaklarını söylüyorlar. Kim bu iki bakan? Böyle bir durum, böyle bir organizasyon var mı? Bu bakanları birini değil de ikincisini değil de birini açıklamış olayım. Bu Avrasyacıların Erdoğan'a vermiş oldukları bir rapor var. Erdoğan şimdi bunu ciddiye almış ve üzerinde duruyor, çalışıyor. Saray bunun etrafında çalışmalar yapıyor diye bilgiler alıyorum, kulis bilgileri alıyorum. Bakanlardan bir tanesi Hulusi Akar. Hulusi Akar'la ilgili Erdoğan'ı devireceğine yönelik yeniden bir şaibe, yeniden bir gündem, yeniden bir iddia ortaya atılmış durumda. Neden bu iddia atılıyor? Bu iddiaların aslı var mı? AKP içerisinde iki bakan ve bir başkan Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar mı? Baştan net söyleyeyim. Erdoğan'ı hiç sevmediğimi hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Baştan net söyleyeyim. Böyle bir kumpas, böyle bir organizasyon yok. Ne Hulusi Akar, ne Süleyman Soylu, ne başka bakanlar... Erdoğan'ı hasta diye lanse edip sonra da kendileri yönetime el geçirecek gibi bir şey, bir deli saçması yok. Böyle bir gerçeklik yok. Bu tamamen bir kumpas, tamamen bir tezgah, tamamen bir kurgu. Avrasyacıların uydurmuş olduğu bu kurgu sarayı karıştırma anlamında saraya verilmiş olan bir rapor. Peki neden bu raporu veriyorlar? Neden sarayı karıştırıyorlar? Neden Erdoğan'ın bu paranoyasını arttırıyorlar? Size söylemiştim, yaş kararları. Önümüzdeki yaş kararları Türkiye tarihinin Avrasyacılar açısından en önemli dönemi. O yaş kararlarında bugün Avrasyacıların sığındığı 3-5 kalesi varsa, önümüzdeki yaş kararlarında tamamen tasfiye edilecek, kökleri kazınacak. Bunu çok iyi biliyorlar. Bunun önünü almak için hem Erdoğan'a yaranma, hem Erdoğan'ın gözüne girme, hem ulusi Akar'ı Erdoğan'ın nezdinde düşürme ve onun üzerinden oyunlar kurma adına bunu yapıyorlar. Yoksa zaten kendileri de çok iyi biliyor ki değil iki bakan. Bütün hükümet toplansa, bütün yapı toplansa, partinin tamamı bir araya gelse ve Erdoğan hasta biz yönetimi devrediyor, devralıyoruz. Artık böyle bir şey olmayacak. Erdoğan iktidarı devam etmeyecek deseler, onlar da çok iyi biliyorlar ki çok affedersin. Herkes kaba etiyle güler, geçer böyle bir duruma. İddiayı ortaya atan adam zaten kendisi söylüyor. Bunu yapar yapmaz 24 saat içerisinde kendilerini hapiste bulurlar bu insanlar diyor. İyi de bu insanlar geri zekalı mı edersiniz. Zeka özürlü mü bu insanlar? Kafaları hiç mi çalışmıyor? Erdoğan'a böyle bir kumpas kuracaklar da kendilerince Erdoğan'ı devirmeye çalışacaklar. Sonra hükümete ele geçirecekler. Sonra böyle bir açıklama yapacaklar. Sonra 24 saat sonra kendisilerini hapiste bulacaklar. Dolayısıyla Avrasyacılar'ın bir ayak oyunu bu. Perinçekçilerin o Avrasyacı ekolünün son bir adımı, son bir böyle kendilerini kurtarma çabaları. Fakat çıkış yolu onlar açısından tükenmiş durumda. Bugün Avrasyacıların neredeyse hiçbir hükmü kalmadı. Son yaş kararlarıyla önümüzdeki yaş kararlarıyla birlikte tamamen TSK'dan tasfiye edilecek korkusu yaşıyorlar ve adeta onlar bir bir şeye dönüşmüş. Bir e, gelenin vurduğu, gidenin vurduğu öyle bir ara elemana dönüşmüş durumdalar. Böyle bir bir Bahçeli tarafından, bir Erdoğan tarafından, bir Mehmet Ağar tarafından, o iki tarafından sürekli hırpalanıyorlar. Susurluğun intikamı alınıyor Mehmet Ağar tarafından onlara yapılanlarla. Onlar da sözüm ona Sedat Peker'in iddiaları da zaten bunu destekleyecek mahiyette. Onlar da tekrar yeniden bir son çıkış yolu arayarak Hatta Sedat Peker'i de bu noktada kullanmaya çalışarak, hatta Sedat Peker'e de devlet aklı tarafından bazı bilgiler ve belgeler aktarıyoruz diyerek Sedat Peker'in de elini güçlendirecek şekilde adımlar atarak kendilerince orada bir yarık oluşturmayı, oradan ön plana çıkarmayı ve bu insanlara, bu NATO artıklarına, gladyoculara, bu pelikancılara güvenme. Bize güven Erdoğan 2012'de, 13'te güvendiğin gibi. Bize güven, geri kalanımızı bari tasfiye etme çaresizliğiyle ortaya atmış oldukları iddialar bunlar. Yoksa hiç kimsenin Erdoğan'ı devirmeye, özellikle de bir de bakanların, bir de ulusalcılar bunu duyacak da, bakanların telefonu dinleyen, milletvekillerin telefonlarını dinleyen, bunları gizli açık her yerde kontrolünde tutan Hakan Fidan, Bundan haberdar olmayacak. MIT, MIT'in bundan haberi olmayacak. Sarayın bundan haberi olmayacak. İki bakan bir araya gelecek. Erdoğan'ı devirme planları yapacak. Hiç kimsenin bundan haberi olmayacak. Bir tek ulusalcıların buradan haberi olacak. Bir tek perinçekçilerin haberi olacak bundan. Onlar da çıkıp biz bunu reise bildirdik. Reis gereğini zaten yapacaktır diyecekler. Bunların bilmediği şey var. Onların da artık e, kullanılmış olduğu, kullanılıp bir peçete gibi bir kenara atılmış oldukları. Hatta Sedat Peker'in son dönemlerde bu kadar aktif bir şekilde ortaya çıkıp bu şekilde kullanılmasının altında yatan temel nedenlerden biri de yarın öbür gün yine yaş kararlarına değinilebilir, dokunabilir, işin ucu oraya varabilir. Sedat Peker bu amaçla ortaya çıkmıştır demiyorum. Sedat Peker'i Avrasyacılar ortaya çıkarmışlar, bunu da söylemiyorum. Fakat Avrasyacılar vakti zamanında Velik Küçük üzerinden Sedat Peker'i kullandıkları gibi yine Sedat Peker'i kullanabilirler. Bu motivasyonundan yararlanarak ki yapıyorlar, ona bilgiler, belgeler vermeye çalışıyorlar. Bir devlet aklı var Sedat Peker'e bunu, bu haberi uçurmaya çalışıyorlar. Oysa ortada devlet kalmadı ki aklı kalmış olsun. Onu yaparak, onu kullanarak yaş kararlarında kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. MIT'in içerisinde, emniyetin içerisinde, yargının içerisinde neredeyse adamları kalmayacak kadar azaldı. Tasfiye edildiler. Erdoğan tarafından bu kadar kullanılmak zorlarına gidiyor. Erdoğan Gülencileri tasfiyesinde ve diğer iş bütün kirli işlerini bunlara yaptı. Bunları kullandı. Şimdi bunların hepsinde kalemini kırdı. Bir kenara attı. Bu atılmış ve kullanılmış olmanın çaresizliğini yaşıyorlar. 2011 bir senesinde güçlü bir şekilde yerleşmiş oldukları devlet mekanizmasının derin yapılarından tasfiye oluyorlar ve 97'de tasfiye ettikleri o ekipler ağırcılar tekrar geriye geliyor. Bu susurluk meselesinin ya benzer bir mesele olduğunu gündeme getirenler de bunlar. Yani devlet içerisindeki o derin ve pis ve kirli yapıların her birerlerinin ayak oyunlarının oynandığı bir oyuna dönmüş durumda. Sedat Peker'in açıklamalarını bu yaş kararlarını birbiriyle ilintileyerek oraya bağlayarak hareket etme adına Avrasyacılar devreye giriyor. İşin özeti son noktada bir diğer nokta Erdoğan biraz daha olayı sürünce namede bırakıyor. Biraz daha zaman kazanma adına Mehmet Cengiz üzerinden Sedat Peker'le pazarlık ayakları oluşturmaya çalışıyor. Fakat son noktada Alaaddin Çakıcı, Devlet Bahçeli, Mehmet Ağar ekibi güçlü bir şekilde Erdoğan'la beraber hareket ettiklerinden ona yapışmış olduklarından yapılacak şey Sedat Peker'in kaleminin tamamen kırılmış olmasıdır. Sedat Peker Erdoğan tarafından tamamen kaleminin kırıldığını kavrayamıyor. Hala bir umut, bir ışık belki de kavradı son kozlarını oynuyor tıpkı Süleyman Soylu'da olduğu gibi ilk 3 videoda Süleyman Soylu'ya ümit bağladığından onu çıkış kapısı olarak gördüğünden hiç Süleyman Soylu'ya değinmedi dikkat ederseniz. Fakat 3. videodan sonra Süleyman Soylu'nun ona yönelik yaptığı açıklamalarla artık kendisinin Süleyman Soylu tarafından da kendisine sahip çıkılmayacağını anladığı an Süleyman Soylu ile ilgili her şeyi konuşmaya, anlatmaya başladı. Bundan sonra da anlatacaktır. Şu saatten sonra da bu noktaya kadar da Erdoğan'a değinmedi. Aynı taktiği uyguluyor. Fakat Erdoğan onun kalemini çoktan kırmış durumda. Bunu Sedat Peker kavradığı an konuşmaya başlayacaktır, anlatmaya başlayacaktır. Ya da kendisine bir pazarlık unsuru olarak bazı şeyler vaat edilecektir. Sesini kesmesi, kesmesi halinde kendisine artık yurt içinde ve yurt dışında operasyon yapalım, yapılmayacağı garantisi verilecektir. Böyle olunca da Sedat Peker Devletimizin âli menfaatleri bunu gerektirdiği için ben de devletimi çok sevdiğim için şimdilik susuyorum deyip bir kenara çekilecektir. Durum, vaziyet, gelinen nokta bu. Fakat Sedat Peker şunu net bir şekilde anlasın. Kalemi çoktan kırıldı hem de bizzat Erdoğan tarafından. Ben 6 ay önce bugün Sedat Peker'in anlattıklarını anlatıyordum. Bir yıl önce de anlatıyordum. Bugün de buradan Sedat Peker'e ben anlatmış olayım sevgili dostum senin kalemin çoktan saray tarafından kırıldı. Sevgili dostum mecazen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.